Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda sizlere Ali Koç'un açıklamalarına değineceğim. Çünkü herkes bana aynı soruyu soruyor. Hocam Ali Koç işte Fenerbahçe düşmanı mı? Nedir bu düşmanlık? Hani Fenerbahçe'yi mi batırmak istiyor? Özellikle Jorge Jesus sözleri, bunlar nedir böyle diye soruyorlar. Şimdi ben Ali Koç'un konuşmalarına kısaca bir değineyim. Önemli olan yerlere başlayalım. Çünkü hem Fenerbahçe'de borç açıklandı, hem Ali Koç'tan bazı açıklamalar geldi, hem Ali Koç Fenerbahçe düşmanı mı, hepsini konuşalım. Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sene çok ama çok doğru şeylere imzayı attı. Geriye yaslandı. Kendini ve yöneticileri arka plana çekip Fenerbahçe'yi odak noktası haline getirdi. Yani şöyle söyleyeyim, aynı benim şu an yaptığım gibi arkadaşlar, Fenerbahçe logosunu arka planına aldı. Kendisi sadece işine odaklandı. Yani bunu yaptığından dolayı da Fenerbahçe taraftarı da memnun. Ve Fenerbahçe hem psikolojik olarak hem başka şeylerde Galatasaray'ın önüne geçmiş durumda. Galatasaray'ı altına almış durumda puan tablosunda, hem de maç eksiği olmasına rağmen. Ve Galatasaray sürekli bir adalet arayışına girdi nidalar içerisinde. Tiksinç bir duruma düşmeye çalışıyor Türk spor kamuoyunda. Ali Koç diyor ki bu adalet anlayışı keşke hep olsaydı diyor. Hani kara borsa ile ilgili söylüyor. Kara borsa büyük sıkıntı. Başakşehir maçına 42 bin küsur taraftar gelmiş. 5800 bilet devri gerçekleşmiş. Hani bize şikayetler geliyor. Taraftar ben alamadım falan filan. Maça 4-5 saat kala aldı diyor. Siz mi yapıyorsunuz diye bize şikayet geliyor demiş. Bakın benim buna ilişkin bir önerim var. Fenerli Duyum. Sonunda iki tane M var. Fenerli Duyum. Bir de bir M harfi daha var. Bu benim Twitter hesabım. Orada da açıkladım. Şöyle yapalım. Kombineyi sattınız. Mesela Sivas Spor maçı. Kaç lira diyelim bilet fiyatı? 250 lira. Kombine sahibi devretmek istiyorsa sadece kulübe aktarıp devredebilecek hakkını. Yoksa başka türlü aktaramayacak. Kulübe aktardı. Kulüp kaç liraya sattı? 250 liralık ürünü 300'e satacak. Yani o maçın bilet fiyatı, normal biletler satıldı. Kombinelerin devri. 300'e satacak. Satan adamdan 50 kesmiş olacak. Normalde bilet fiyatı 250 ya. Kombineyi devredenin de 50 kesmiş olacak. Yani kombineyi devredene 200 lira aktarmış olacak. Satın alana 300 satmış olacak. 100 lira kulüp bünyesine kalacak. Düşünün, 5800 bilet bu şekilde satılsaydı 580 bin TL Fenerbahçe kasasına kalmış olacaktı. Ya bunu 10 maç üzerinden düşünün, yaklaşık 6 milyon. Bunu hani 20 maç üzerinden düşünün, 12 milyon liralık bir gelir arkadaşlar. Yaklaşık 1 milyon euro. Fena değil. Ben bunu anlatıyorum. İnşallah bu sisteme geçilir. Hem rakamsal olarak hem psikolojik olarak üstünlükle tamamladık diyor. Yani futbol takımımızla ilgili söylüyor arkadaşlar. Hem ligde hem Avrupa'da lideriz. İstatistiklere bakın. Oynadığımız futbol göze hoş geliyor. Aziz Allah. Takım ruhumuz, hocamızın durumu, söylemleri, futbol anlayışı, stili aslında bize ilk etabı hem rakamsal olarak hem psikolojik olarak üstünlükle tamamladık. Önemli olan sezonun sonunda da üstünlük sağlamak. O yüzden sizlerden rica ediyorum, şampiyonluğun şeyesinden bahsetmeyin. Hocam şampiyonluğun şeyesinden bahsetmeyin. Bunu Fenerbahçe düşmanı bir adam söyler diyorsunuz. Tamam arkadaşlar, lig bitene kadar matematiksel olarak garantileyene kadar lütfen şampiyonluğun şeyesinden bahsetmeyin. Hocam sen de mi Fenerbahçe düşmanısın? Yo, beynim çalışıyor, kafa çalışıyor, kafa basıyor. Ya arkadaşlar, lig oynanırken hakem dersen futbolcunun ilk puan kaybında topu hakeme atar. Basın hakeme atar. Taraftarın hakeme atar. Yönetimin hakeme atar. Teknik direktörün hakeme atar. İkinci yenilgide yine hakeme atar. 3 hakem, 4 hakem, 5 hakem. İş işten geçti. Biz şimdi kimi suçlayacağız diye başlarlar. Yönetim istifaya döner o iş. Aynı şekilde burada da öyle. Şampiyonuz, kesin şampiyonuz. Şöyleyiz, böyleyiz. İlk puan kaybında hani şampiyonduk, al aşağı. Ali Koç diyor ki rakiplerinizle alay etmeyin. Fazla havaya girmeyin. Ama en büyük inançta inanmaya, takımımızı desteklemeye, saha dışında korumaya devam edin. Hepimizin başarı yolunda sorumlulukları var. Yani değil mi arkadaşlar? Hepimiz vazife olarak bunu yapalım. Daha çok yolumuz var. Rehavet görüyorum. Üst perdeden bakma görüyorum. Hani bunu hak edecek konumda değiliz diyor. Bu hatayı geçmişte yaptık. Tekrar yapmayalım. Her maçı kazanacağız gibi bir durum yok. Hep böyle gitmeyecek. Düştüğümüz zaman sizlere de çok ihtiyacımız olacak diyor. Haksız mı? Haksız mı arkadaşlar?
Haklı. Haklı. Şimdi arada birkaç tane daha alt başlık var. Ben onları da konuşayım. Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldu. Onun esas hedefi 2024 olimpiyatları diyor. Fenerbahçe Opet'in Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu için de teşekkür ediyor. Cumhuriyet'in 99. yılında, 100. yılında bize bunlar yakışır. Kürekçilerimiz yine bu sene her şeyi kazandılar diye de bahsediyor. Üyelerimizin sorularına yanıt veriyor arkadaşlar. Yüksek Divan Kurulu ile ilgili hani Kadıköy Belediyesi şu bu falan filan, ben bunlara girmiyorum. Hani bunları siz zaten okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Devir konusunda bundan sonra sıkıntı olmayacak. Seneye belli sayıda devir yapmış kombine sahiplerine kombine satmayacağız diyor. Meşale olaylarıyla kulübümüze verilen cezayla ilgili de bahsediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için müthiş bir zafer kazandık diyor. Şampiyonluğa inanalım, rehavete kapılmayalım diye bahsediyor. Erkek basketbol takımımızdan beklenti büyük. Doğru yolda ilerliyorlar diyor. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin adalet arayışı var. Keşke işleri iyi giderken de bir adalet arayışı içinde olsalardı. Bu süper bir başlık. Hani Galatasaray biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda bir zılgıt başlattı. Bu hafta Beşiktaş maçını kazandılar ama birçok Beşiktaş taraftarı hakemle kaybettikleri görüşündeler. İşte Galatasaray'ın zılgıtlarının etkili olduğu görüşündeler. Ben doğru ya da yanlış bir şey diyemem. Kendileri bilir onu ama diyor ki bir rakibimizin adalet arayışı var. Son 10 yılda 5 kere şampiyon olan. Bundan sonra her takımlara yapılan haksızlıkları kendi televizyonlarında göstereceklerdi. Siz niye bu topa giriyorsunuz diyeceksiniz. Biz asla istemezdik ama bütün söylemleri ya bizim adımızı zikrederek ya ima ederek oldu. Ya keşke bu adalet arayışı hep olsaydı. İşler iyi giderken de adalet arayışında olsalardı. İşler ters giderken istediğiniz zaman adalet değil, ayrıcalık arayışı gibi düşünürler. Biz de hep resmi açıklamalara değindik. Hala değiniyoruz. Türk futbolunun adaleti yok diye. Bir önceki federasyonların da niyeti adalet değildi. Biz isyan ettik 8 Mart'taki hakem operasyonuna. En çok hakemlerden yanan kulüp olarak biz isyan ettik. Niye isyan ettik? Çünkü sınavlar kaldırıldı. Keyfi hakemler, bir takıma hizmet eden hakemler atanacaktı. Biz şiddetle karşı çıktık bu duruma. Ama genelde zaten sıkıntılı bir sektörden bahsediyoruz. Hakemlerimiz zorluk çekiyor UEFA standartlarında. Bazıları gelemiyorlar. Yakışıyor mu sınavdan geçememeleri? Ama çok şükür bu federasyon başarır başaramaz ama niyeti iyi. Bütün testleri geri koydu. Üstüne yeni testler getirdi ama bu zaman alacak. Ha bu kronikleşmiş yapı 1-2 senede oluşmadı. 20 yılın oluşumu. Bunu adreslemek, gidermek zaman alacak diyor. Durum böyle giderse Galatasaray'ın programında tek konu Fenerbahçe olur. Bakın bu da anlayana ağır bir söz. Başakşehir'le oynanan maçta bir pozisyon yaşadıklarını söyledi koç. Penaltı olması gereken bir pozisyon yaşadık. Biz de ilham alarak bu adalet arayışına bizim pozisyonu yolladık. 2 gün sonra cevap geldi. Yönetim kuruluna talebimizi ilettik dediler. Bekledik bekledik, bir haber var mı sordum. 4 Kasım'da yazı yazdık, gelişme var mı diye şu cevabı aldık. Fenerbahçe Başakşehir maçındaki pozisyonu edindik. Türk futboluna adalet aradığımız projemize katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Objektif değerlendirme yapabilme adına Türk futboluna adalet ilkesi için sadece tek maç değil, tüm lehinize, aleyhinize tartışmalı pozisyonlarınızı iletmenizi rica ederiz dediler. Biz de sezon sonundan beri 10 kadar pozisyon var, hazırlıyoruz, ileteceğiz diyor. Kapak. Hadi bunları da yayınlamayın diyor. Adamsanız yayınlamayın. Bırakın bu sezonu, son 5 sene, isterseniz 10 sene. Bütün lehteki, aleyhteki pozisyonları yatıralım bakalım neler çıkacak. Biz 4,5 yıldır Türk futbolunda adalet diyoruz. Türk futbolundaki adalet arayışında olan herkesin yanında olacağız. Bizim adalet anlayışımızı söyleyeyim. Herkesin eşit şartlarda yarıştığı, herhangi bir kulübün rekabette ayrıcalık tanınmadığı, futbolun şahıslarda olmadığı bir ortamda otomatik olarak adil rekabet gelir. Ya biz kendimize güvenimiz tam. Pozisyonları yollayacağız. İnşallah bizim pozisyonları da değerlendirirler. Böyle giderse zaten programda tek konu Fenerbahçe olabilir diyor. Haksız mı? Haksız mı? Haklı. Yine aynı şekilde arkadaşlar, burada bir olay daha var. Burada bir BİP çetesinden bahsediyor ki geçen senede de bu konu vardı. Ben üstüne düşmeyeceğim arkadaşlar. Statta otokontrolü sağlayın. Bizim aramızda da hala tribünde sıkıntı olabilecek unsurlar görüyoruz. İnşallah işler iyi gidiyor. Onlar da istedikleri amaca ulaşamazlar. Ama en güzel örneği ilk sıkıntı Altay'dı. Altay konusunu bir daha açmamak üzere burada kapatacağım. Statta en küçük şeyde sesler nasıl yükseldi gördünüz. Uyanık olun arkadaşlar. Statta otokontrolü sağlayın. Elim Portekizli hocasının gelip bunu bize söylemesine gerek kalmadan lütfen bir şekilde kontrolü sağlayın. Bakın elim Portekizli hocası.
Şimdi Emin Portekiz hocası, siz buna bu kadar takılıyorsunuz değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Rakip takımın teknik direktörü cinsel organını gösterdi canlı yayında. Onu çek mi bunu çek diyerek. Buna bu kadar takıldınız mı? Bu kadar takıldınız mı? Gerçekten merak ediyorum. Bu kadar takıldınız mı? Türk milli takımının bir alt kategorisinin teknik direktörü canlı yayında çıktı, milleti azarladı. Bu kadar takıldınız mı? Türk milli takımlarından sorumlu kişi masaya yumruğunu vurdu. Türk halkını azarladı. Bu kadar takıldınız mı? Elim Portekiz dese Fenerbahçe'yi batıracak, bitirecek. Şöyle böyle. Ya arkadaşlar, bu sözden önce Jorge Jesus için neler söylediğine bakın. Sonrasına bakın. Sadece bu cümleyi cımbızla, bak bu sözün altında bir şeyler yatıyor. Allah yani sizi bildiği gibi yapsın ya. Ya bak, Ali Koç'un son cümlelerinden bir kısmını alayım. Diyor ki Fenerbahçe'yi siyasete sokmayın. Seçimlerin eli kulağında. Lütfen bizi siyasete sokmayın. Şimdi art niyetli düşünüyorum. Ali Koç demek istiyor ki bak, bizi siyasete sokmayın. 25 milyon kişi potansiyel oyumuz var. Canımızın istediğini kazandırırız. Bu manaya mı çekeceksiniz? Fenerbahçe ile iktidarı karşı karşıya getirmek için bu manaya mı çekeceksiniz? Ya da bizi siyasete karıştırmayın. Arkadaş, biz tarafsızı çekimseriz mi demek istiyor. Bak, her manaya çekilebilir laflar. Diyorsunuz ya, Ali Koç söyledi, her manaya çekilir. Al. Çekmek isteyen yine çeker. Fenerbahçe'nin siyasette işi olmaz. Bizim içimizde her kesimden insan vardır. 29 Ekim yürüyüşünde artık fabrika ayarlarına dönmemiz lazım dedim. Fenerbahçe için dedim. Bunu bazı kesimler alıp sanki ben bunu siyasi anlamda söylüyor gibi işlemeye çalıştılar. Tutmadı Allah'tan. Bizi siyasete sokmayın. Ha, biz ne yaparsak açık açık yaparız diyor. Doğru söylüyor. Yani biz bu hayali gerçekleştirebilecek, inanın 10 sene sonra Türk futbolu öyle bir yere gelir ki diye akademiden bahsediyor. Biliyorsunuz projeden, vizyondan. Birileri çıktı ağladı zırladı, devlet Fenerbahçe'ye bilmem ne yaptı şöyle böyle. Ulan devlet Fenerbahçe'ye verecek olsaydı çoktan tapusunu verirdi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun. Çünkü stadı yapan, yenileyen, düzelten Fenerbahçe Spor Kulübü. Diğer hanginiz bir Allah kuruşu yoktur diye açıklama yapmadı mı Cumhurbaşkanı Galatasaray Stadı'na? Beşiktaş Stadı'na demedi mi 50 milyon euro mu 50 milyon TL'sini biz verdik diye? Gözünüzün içine baka baka demedi mi sizin neredeyse payınız yok diye? Ama söz konusu Fenerbahçe, ha 50'sinin eline kiralamış, hibe. Siz bunu gidin stadyumunu satıp karşılığında belli arsa alıp sonra onu da satıp sonra o arsaya tekrar çöküp onun parasını alanlara söyleyin. Yani yapmayın etmeyin ya. Yani bizim araziye ihtiyacımıza, devletimize başvurduk diyor. Şöyle böyle. Bu arada bize vermeyecekler. Yani bize vermiyorlar, kiralıyorlar arkadaşlar. Bu iş artık ülkenin bir şeyi oldu, biliyorsunuz değil mi? Burası Samandıra'yı arabayla 3 dakika, kadın futbolu da buraya getirmek istiyorduk. Getiremiyoruz yer olmadığı için. Yani biz bu hayali gerçekleştirirsek 10 sene sonra Türk futbolu öyle bir yere gelir ki, Aziz Yıldırım Başkan'la biz bu stadı yaptığımız zaman Türkiye'de bir tane modern stad yoktu diyor. Şimdi her yer modern stad. Biz bu altyapı tesisini yaparsak diyor, görün bakın Türkiye'de her yer bundan olur diyor. Haklı mı? Haklı. Sonuna kadar haklı. Şimdi ben size soruyorum. Bu cümlelerde Ali Koç'un hainliğini nerede gördünüz? Nerede gördünüz hainliği? Hangi hainlik? Hangi terörizm? Hangi Fenerbahçe düşmanlığı? Asıl suni gündemi çıkarmaya çalışanlar sizlersiniz. Sosyal medyada trollersiniz. Başka hiçbir şey değilsiniz. Hadi buyurun. Erol Bilecik'in konuşmalarına geçelim. Arkadaşlar, Erol Bilecik uzun uzadıya açıklamaları bulunuyor. Ben şunlardan bazısını alayım. Hani sezona başladık. Çok değerli bir şeyleri yaptık. Galibiyetler aldık. Ekrana çıkın, mikrofonlarda öyle büyüyeceğiz böyle büyüyeceğiz demekten olmuyor bu iş diyor. Biz gururla hatırlanacak bir sezon yaşama niyetindeyiz diyor. Finansman giderlerine bakıldığı zaman 475 milyonluk bir bütçe tespit ettik. Daha sonra olumlu bir şekilde 321 milyona düştük. Hani bu da dönem zararlarını olumlu vaziyette etkiledi. Ancak zararımız halen yüksek. Şimdi Fenerbahçe bu açıklamayı yapınca rakip taraftarlar diyor ki bak hala borçları yüksek. Ulan manyak adamlar, bizimkiler kuruşu kuruşuna net açıklıyor. Sizinkiler gibi el altında değil. İddia ediyorum, kalıbımı basıyorum, Aralık ayında Galatasaray'ın toplam borcu Fenerbahçe'den fazla olacak. Beşiktaş'ınki de fazla olacak. Bu kafayla giderse Trabzon'unki de fazla olacak. Görün bakın. Yani bizimkiler bunu anlatıyor ama anlamamak için cımbızlayıp laf çeken sayfaları takip ediyorsunuz. Ya arkadaşlar, giderler, sporcu gideri, teknik kadro gideri, Fenerbahçe kaç katı düştü?
Ali Koç'un geldiği zaman ödenen para şimdikinin 4 katı 4 yıllık ücret babında söylüyorum. Futbolcu ve teknik heyetlere ödenen para 4 katı. Şimdiki paranın 4 katı, euro bazında 4 katı. TL bazında en az 4 katı, euro bazında da yarısından daha aza düşmüş durumdayız. Hatta çeyreğine yine onda da 4 katına yakın düşmüş durumdayız. Ya etmeyin eylemeyin. 30 Haziran 2022 dönemi itibariyle rakamları anlatıyor. Özellikle bütçe dediğimiz 209 milyonluk bir eksi bütçe vardı 30 Haziran'da. Anlatıyor 171 milyon yani %20 civarında daha olumlu bir hale gelmiş vaziyette. Hani 9 şubenin toplamında erişilen rakamlar diye anlatıyor arkadaşlar. Bunu internetten bulabilirsiniz. Yani biz şu kadar bir bütçe hesapladıydık diyor ama Mali Genel Kurul'a baktık ettik %5 civarında bir sapma yaşadık. 1.273 milyar liralıktan diye bahsediyor arkadaşlar. Futbol AŞ, dernekler, kurdan kaynaklanan sıkıntı. Mesela futbol takımımızın Dinamo Kiev'i geçerek UEFA liginde B grubunda mücadele ettiğimiz grubu yenilgisiz lider tamamlayıp son 16'ya kaldık. Yaklaşık 13 milyon euro civarında Avrupa'dan bir gelir elde ettik diyor. Yani bu rakamlar şampiyon kulüplerde veya şampiyonlar liginde olduğunuz takdirde hani orada daha da yükseliyor ve bütçeler rakamlar daha da güzelleşiyor. Hani zaman zaman takım harcama limitlerinin içinde miyiz dışında mıyız diyorsunuz ya diyor. Yani bunları anlatalım diyor bu tabloyu. TFF'nin belirlediği limitlere göre aşağı yukarı 1 milyar civarında 985. %40 da bu anlamda sapması var yani 1.3. Şu an son derece makul bir oranda biz yolumuza devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz tabloya göre diyor olumlu ve güzel bir tablo içinde gidiyoruz diyor arkadaşlar. Şimdi bir şirket var diyor. Şirketin verilerine göre Nisan 2020'de baktığımızda 160 milyon ile 119 milyon arasında bir banda çekmiş durumdayız. Üye gelirlerinden bahsediyor arkadaşlar. 9.8 milyon lira olan üye gelirimiz %300 gibi bir artışta 40 milyona gelmiş vaziyette diyor. Hani 50 liradan 500 liraya getirdiğimiz için 674 yeni üyeden 1254'e yani neredeyse %100'e yakın civarda bir artış var. 2013-14 sezonu 2022-23 sezonu Spor Toto iddia gelirlerindeki kaybın resmini anlatıyor diyor. Orada euro kuru 2013-14'te 2.82 iken euro bazında 42 bin euro alabildiğimiz bir rakam. Şimdi gelinen nokta itibariyle euro 18.30 6.500 euroya düşmüş durumda diyor. Yani iddiadan gelen paranın azlığından bahsediyor. Yani finansal yapılanma hatırlarsanız 2030 yılına kadar 7 artı 2 ile yapılmış bir finansal yapılanma anlaşması var ortada. Burada amaç kısa vadeli borcu uzun vadeye yaymak ki tablolarda da gösterdi zaten 691 milyon liralık bir kısa vade borcu kaldı diyor. Yani bunu da işin içinde hallettiğimiz zaman işlem çözülecek. 2021-22 sezonuna bakıldığı zaman yani geride kalan sezonda ne faiz ne ana para ödemesini zaten anlaşma doğrultusunda yapmadık. Zaten bunları iyi hatırlıyorsunuz diyor. Ki bize bu bayağı nefes aldırdı. 2022-23 yani içinde bulunduğumuz dönemde ana para ödemesi yine söz konusu değil. Sadece faiz ödemesine başlamış bulunuyoruz. Faiz ödemelerinde de aşağı yukarı 55 milyon liralık ödeme yapıldı. 2022-23 sezonunda 220 milyon lira civarında bir faiz ödemesiyle tamamlanacak gibi gözüküyor. İşin yıllık periyodu bu. Altını çizmek istediğim önemli nokta şu. Bundan sonraki günlerin oldukça zor geçeceğinde net işareti diyor. 2023-24 sezonu yani önümüzdeki sezon ana para artı faizlerin toplamı 1 milyar lira. Bu anlamda bugünkü ölçüyle baktığınız zaman neredeyse gelirlerimizin 6 aylık gelirlerimizin fevkalade üstünde. Yani özellikle amatör branşların basketbola, voleybola ayırdığımız toplam bütçelere de bakıldığı zaman bunların toplam giderleri de 25 milyon euro. Yani euro da bu anlamda artış gösterecek. Yani maalesef tablo bu şekilde gidecek diyor. Hocam sen bizim anlayacağımız şekilde anlat. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar amatör branşlara ödenecek para yıllık 25 milyon euro. Basketbol, voleybol hepsi dahil. Bütün bütçe 25 milyon euro. 2023-24 sezonundan bahsediyoruz. Diyelim ki euro 20 lira oldu. Yani 1 euro 20 gönül ister ki 1 liraya düşsün. Euro 20 lira oldu diyelim. Ne olacak? 500 milyon TL amatör branşlar.
Futbol A takımı 35 milyon euro hesaplanıyor arkadaşlar. 35 milyon euro. Ya 35 de o olsun. Yani ne yaptı? 700 de o yaptı. Toplam 1.2 milyar TL futbol artı amatör branşlara gidecek para. 1 milyar da bankalar konsorsiyumuna artık yıllık ödeyeceğimiz para. Yani yılda bizim yıllık 2.2 milyar TL ödeme var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha, bu ne olur? Sponsorlar, kombine, forma satışı, Feneryum satışı, Fenerbahçe YouTube katıl, ne bileyim Fenerbahçe token, Fenerbahçe borsadan gelen gelirler, şunlar bunlar, onlar bunlar, reklam gelirleri, onlar bunlar, hepsini bir araya getir. Sen Fenerbahçe'nin gelirini yaparsın. Fenerbahçe'nin 6 aylık geliri hesaplanan kalemde 850-900 milyon lira civarında. Fenerbahçe'nin 1 yıllık geliri yaklaşık 1.8 milyar TL civarında. Ekstralar olmazsa. Bu hesaplanan, ölçülen. Ancak Türk lirasının değer kaybı, faiz anlaşmasının çoktan yapılmış olması bizim işimizi görür. Şöyle söyleyeyim size, asgari ücret 3.000 lirayken bu anlaşma yapıldı. Ocak ayında asgari ücretin 7.000-8.000 lira olması konuşuluyor. Haliyle ne olacak? Bilet fiyatları 150 lirayken bilet fiyatı 450 olacak. Forma fiyatı 379 iken 629'a çıkmış durumda. Ürün fiyatları, Feneryum'daki ürün fiyatları, şunlar bunlar artmış olacak. Yani Erol Bilecik bu kadar kötü bir tablo çiziyor ama ben tam tersini söylüyorum. Fenerbahçe yıllık 2.2 milyar lirayı çok rahat ödeyebilir. Not, hiç oyuncu almayıp, hiç oyuncu satmayıp aynı bütçelerle gidilirse. Peki ya araya iki tane futbolcu sıkıştırırsan her sene? Şöyle anlatayım. Yıllık bütçesi 35 milyon euro Fenerbahçe'nin. Yıllık 40 milyon euroluk futbolcu sattın. İki tane futbolcu sattın. Ne oldu senin bütçe? Eksi 5. Tekrar 35'e çıkart. Yani 40 milyon euroluk harcama yap. Yine aynı şekilde gitmiş olursun. Sen bunu stabil yapmış olursun ama gelirlerin artmış olacak. Ali Koç'un ilk dönemde aldığı borç 622 milyon euroydu. Ne yaptı Ali Koç? Gitti. Parayı TL cinsine çevirdi. Şu anda Fenerbahçe'nin güncel borcu 6 milyar 537 milyon TL. Bakın arkadaşlar, şu an stabile bürümüş durumdayız. Allah rızası için ülkede her şeyin fiyatı artmışken, geçen seneki Kasım ayındaki fiyatlar bu sene iki katını geçmişken 6 milyarda borç sabitlenmiş. Bunun nesini anlamıyorsunuz? Fenerbahçe battı diyorsunuz. Ya 250 milyon euro borç düştü gözüküyor hocam. Kar mı zarar mı? 2 sene önce döviz borçlarını TL'ye çevirdik. Doları 7'den. Yani bizim 170 milyon euro kadar, dolar kadar borcumuz var. TL yaptık. Şimdi ortaya bakın. TL karşısında eridi, yani TL'ye eridi gitti. 2018'de 110-150 milyon euro civarında yine borcumuz vardı. Şimdi 40 milyon euro civarında borca düşmüş durumda. Yani Ali Koç'un borcu TL'ye çevirmesi bizi iflastan kurtardı. Mesela geçtiğimiz aylarda YouTube katıldı. 50 bin abonemizde 1 milyon liralık gelir aşarak yeni bir rekora imza attık diyor. Arkadaşlar hesaplama şöyle, kanal büyük kanal olduğu için 50 bin çarpı 15 TL 750 bin lira yapar. YouTube bunun en fazla %70'ini veriyor ki eminim kulüplere direkt %70'ini veriyordur. 525 bin TL aylık. Çarp bunu 12 ile yıllık 6 milyon 300 bin TL. Kötü mü? Böyle eklenecek arkadaşlar. Token satışı şu bu. Bakın YouTube katıl. Stat yenilemeye başladık. Çatısını onarıyoruz. Şunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz falan filan. Hocam sen bize matematiksel olarak şunu söyle. İyi yolda mıyız? Kötü yolda mıyız? Arkadaşlar iyi yoldayız. Bakın üstümüzde financial fair play vardı. Sattığın kadar al. Bu bizi frenledi. Üstümüzde kulüp harcama limitleri vardı. Her takıma uygulanan limit bizi boğazımıza sıkarak uyguladılar. Biz ne yaptık? Atilla Salahilere, Crespo'lara yöneldik. Bu bizi kurtardı. Galatasaray Oliveira'yı aldı hocam. Mertens'i aldı hocam. Icardi'yi aldı hocam. Yarım kiloda patlıcan alsın. Gitsin alsın. İstediğini alsın. Sonuç ne olacak? Nasıl ödenecek? Bugün şampiyon olan takım kaç lira para kazanıyor? Fenerbahçe'nin bugün şampiyon olduğunda kasasına ligden, Süper Lig'den alacağı para hiç. Fenerbahçe şampiyon olup 5 yıldızlı formayı sattığı zaman sadece forma satışından kazanacağı para kulüp, yani ligden aldığı paradan daha fazla olacak. Çok basit, amiyane bir tabirle soruyorum arkadaşlar.
25 milyon Fenerbahçe taraftarı var. 25 milyon. Bu Fener ol bilmem ne ol falan filan hatırlıyor musun? 5 TL'ler, 10 TL'ler, 20 TL'ler gönderilmişti. Çok basit soruyorum. Deseler ki Fenerbahçe Jesus'ta şampiyon oldu. 20 TL Fener ol yap. Kaç kişi gönderir? En az 5 milyon kişi gönderir. En az 5 milyon kişi. 100 milyon TL. Al sana kısa vadede parası çıktı. Yani Fenerbahçe'nin gidişat iyi. Rakamlarla çok ilgilenmeyin. Sizin ilgileneceğiniz şey şu. Ana para artı faiz ödememiz. Gelecek seneden itibaren yıllık 1.1 milyar TL. Bu seneden artı koyduğumuz parayı da ekliyoruz ha, bilginiz olsun. Onu da euro yapıp faize atıyoruz. Şaka yapmıyorum, gerçekten faize atıyoruz. Bizim şu anda bankada da paramız var. Rahat olun ama şunu söyleyeyim. Giderler yani gelirler artacak. TL bazında gelirler artacak. Sen borcu zaten stabilledin. Türk futbolcularla TL üstünden şeylik yaptığın için, sözleşme yaptığın için, yabancı futbolcular 35 milyon euroda kaldığı için, yani o bütçeyi geçmeyeceğin için teknik heyet, yabancı futbolcular, işin rahat. Bir de işin içine kupalar getirirsen, kupalardan gelir elde edersen, şimdi 13 milyon euro para elde etmişiz UEFA'dan, küçümsüyorsunuz. Hiç küçümsemeyin. Hiç küçümsemeyin. Yaklaşık 20 ile çarpın 250 milyon TL civarında bir para çıkıyor arkadaşlar. 250 milyon TL civarında. Düşünün, bunu her sene yaptığını düşün. 1 milyar lira senin toplam borcun var, 250'si, 4'te 1'i çıktı. Niye? Sadece gruplardan çıktın buraya geldin diye. Anladınız mı arkadaşlar şeyi? Artı ya yazın oldu ya arkadaşlar, oldu ya yazın. Crespo'yu 60 milyon euroya sattın. 40 milyon euroya da Rossi'yi sattın. Atıyorum. 100 milyon euro kafadan atıyorum. 100 milyon euro sana var ya, sana 1.8 milyar lira demek. Senin bir seneki bütün giderini karşıladı demek. Al parayı at bankaya faize. Hocam faiz haramdır. Lan borcuna gırtlağa kadar borca girmişiz. Peki hocam. Galatasaray Beşiktaş'ın borcu bizi niye geçer diyorsun? Gelir. Siz hiç tıkabasa dolu Galatasaray store gördünüz mü? Kartal yuvası gördünüz mü? Neydi, hamsi yuvası mıydı Trabzonspor'unki? TSS store'ydi değil mi? Hamsi yuvasında da çıktı. Siz hiç tıkabasa dolu TSS store gördünüz mü? Siz hiç forma satış rakamlarını Fenerbahçe ile kıyaslayan kulüpler gördünüz mü? 3 yani 4 büyüklerden 3'ünün toplam forma satışı Fenerbahçe'ye yetişemiyor desem inanır mısınız? İnanmazsınız. Açın bakın rakamları da inanın. 629 TL bir forma. Bakın arkadaşlar, bu sezonun forması. Fener'inden anlık veri veriyorum. 193.723 adet satılmış. Çarpın bunu 629'dan. 121.851 milyon TL yapıyor. Hocam bu paranın hepsi bizim mi? Hayır, yaklaşık yarısı bizim. Öyle düşünün. 121 milyon liralık satış yapılmış. İşte biz bu parayı kullanıyoruz. Aylık, 2 aylık, 3 aylık dönemlerde Puma'ya ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani biz bu parayı kısa vadede kullanıyoruz. Alıp bir yerlere faizi yatırıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. 2 aylık süreç sonunda ne oluyor? Atıyorum ödememiz gereken kaç lira? 10 milyon TL. 10 milyon TL zaten bize her şekilde çıkıyor. YouTube katıldan çıkıyor. Bilmem neyden çıkıyor. Şuradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Anladınız mı? Biz parayı parayla karşılaştırıp parayı parayla ödeyemi kulüp haline dönüştük. Gidişat iyi. Rakam sizi korkutmasın. Yani geçtiğimiz günlerde bir örnek vermiştim. Bir doktor aylık atıyorum kafadan 100.000 TL'ye maaş alıyor diyelim. Aylık ödemesi gereken para 30.000 TL. Siz bu 30.000 TL'ye çok diyemezsiniz. Adamın maaşının %30'u. Ama bir asgari ücret ya da aylık 10.000 lira para kazanan bir adamın aylık ödemesi, aylık ödemesi 5.000 TL olsa, siz bu 5.000 TL'ye 30'a bakarak düşük diyemezsiniz. Çünkü adamın gelirinin yarısı kadar. Anladınız mı? Aradaki fark bu. Fenerbahçe aylık 100.000 lira kazanıp 30.000 lira ödeyen doktor modelinde, bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Trabzon aylık belki de 10.000 lira kazanıp 9.000 lira ödemek zorunda olan bir model şeklinde. Görün bakın, onların borcu bizi geçecek. Hatta onlar ki 9 da değil, 10 kazanıp 13 ödemek zorunda olan model şeklinde. Görün bakın, zaman beni haklı çıkaracak. Ne Ali Koç Fenerbahçe düşmanı, ne Erol Bilecik Fenerbahçe düşmanı, ne Fenerbahçe borca batık durumda, ne Fenerbahçe iflas etmiş durumda. Planlama yapıldı, şekil çizildi, iş bu şekilde gidiyor. Bana birçok arkadaşım şunu söylüyor, Euro'nun bu kadar artacağını bilseydim diyor. TL'nin bu kadar değer kaybedeceğini bilseydim diyor. Bankalara başvururdum, derdim ki bana 500 bin lira kredi verin. 500 binin hepsiyle gider döviz alırdım diyor. Aldığım dövizleri euro dolar zirvedeyken bozdurur. Borcumu kapatırdım. Erken ödemeden de kâra geçerdim. Sonra ne olurdu? Elimde 2 milyon TL para kazanmış, yani olmuş olur diyor. 2-2,5 milyon lira param olmuş olur diyor.
Hesaplamayı bu şekilde yaparsanız kısmen doğru ama kulüp bazında bu şekilde yaparsanız bir de bunun artısı var. Sürekli para geliyor. Bilet satışından para geliyor, forma satışından geliyor, haberlerden geliyor, telif hakkından geliyor, bilmem sponsordan geliyor. Sadece Fenerbahçe'nin forma, göğüs sponsoru, bilmem ne sponsoru, şu sponsoru, bu sponsoru falan filan, şu bu. Sadece Fenerbahçe'nin gelir kalemine baz alırsanız yıllık bazda 35 milyon euro Fenerbahçe'nin gideri var. Peki gelir? Hiç düşündünüz mü Fenerbahçe'nin gelirini? Sıfıra sıfır gibi düşünün. 35 milyon euro gibi düşünün. Sadece sponsor gelirini. YouTube buna ek. Token, abi farklı, yani bunlardan farklı olarak. Borsada alım satım işlemleri. Futbolcu satış işlemleri. Değil mi? Yani çeşitli çeşitli şeyler. Artı mesela amatör şubelerin gideri 25 milyon euro diyor. Gelir. Mesela Fenerbahçe Beko oldu diye kaç lira para alıyor? Onları tabii ki de bahsetmiyoruz. Gidişat iyi. Siz bana güvenin arkadaşlar. Ama hocam sen de zamanında dedin ki görün bakın bu borç bitecek dedin. Arkadaşlar benim borç bitecek dediğimde yani euro 5,5 TL idi. 5,5'ta sabitlenseydi, sabit kalsaydı bizim o zamanki planımız da TL'ye çevirmekti. Biz euro 6 küsürdeyken 7'ye bozdurduk TL olarak. Ali Koç bugünleri görmedi mi zannediyorsunuz? Ha, yani o şekilde devam etseydi. Şampiyonluğumuz çalınmasaydı. Şampiyonlar Ligi'nde direkt gittiğin anda 20 milyon euro kasanda. 20 milyon euro. 3 tane galibiyet al 9 milyon, 10 milyon euro. Marketingten, reklamdan 35 milyon euroya çıkıyor senin gelirin. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde gruba kaldın. Grupta 3 tane galibiyet elde ettin. 35 milyon euro. Oradan UEFA'ya git. Son 16. Bir tur atla 1,1 milyon euro daha oradan. Öyle 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 bir düşünün. Bize lazım olan başarı. Başarı içinde birlik olmalıyız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.